Merhabalar. Merhaba. Öncelikle şu elimdeki mouse'u buraya bırakmak isterim. Sonralıkla bugün Stardew Valley konuşuyor olacağız. Evet, ama ondan da önce ben bir küçük duyuru yapmak isterim. Tabii. Zeynep'in bile haberi yok bu duyurudan arkadaşlar. Ay, merakla bekliyor. Şimdi video yayınlıyoruz. Bizi takip ediyorsunuz YouTube'dan ama aynı zamanda Facebook ve Twitter'da, özellikle Facebook'ta ve de Instagram'da aslında sık sık haber vesaire, fotoğraf paylaşıyoruz. Onları da takip etmenizi öneririm. Özellikle Facebook diyorum çünkü o en çok oradan haber paylaşıyoruz. Genelde bizi ilgilendiren şeyleri paylaşıyoruz. Ya Instagram da daha eğlenceli şeyler gibi. Instagram daha eğlenceli fotoğraflar hayatımızdan falan filan oluyor ama onu da bir hatırlatayım dedim sadece buradan takip eden varsa. Stardew Valley. Evet. Hem PC'de hem Switch'te oynadık. Evet. İkisinden de yorumlar yapacağız. Yorumlar yapacağızdır. Yorumlar da bulunacağız. Tabii bunu şimdi yorumlamanın nedeni Switch'e yeni çıkmış olması. Evet. Öyle bir öncelik veriyorum Switch versiyonuna. Hı hı. Şimdi Stardew Valley ile ilgili genel görüşlerini almak isterim Zeynep. Ben böyle oyunları seviyorum. Ama böyle derken çok pardon. Böyle farming tarla, simulator evet, mı? Evet, çiftlik, tarla. Harvest Moon tadında. Evet, yani ben seviyorum öyle sebzelerimizi yetiştirelim, toplayalım güzel falan. Güzel bir his veriyor değil mi? Böyle evet. Hasat çıktı falan. Facebook'ta bile oynadığım tek oyun öyle değildi. İlk ve son ve tek oyun o şeydi. Farmville. Farmville diye bir onu şey bile evet. Sebze toplamak için oynuyordum. Benim de oynadığım enginarlarım tek oyun. O zaman da yeni çıkmıştı ama Facebook oyunları falan böyle bir insan falan diyordu. Aslında çok da kötü bir oyundu. Evet, başarısız bir oyundu ama tarlayla uğraşmayı seviyorum gerçek hayatta uğraşamadığım için belki. O nedenle bana çok keyifli geldi bu oyun. Ben geçen sene falan ilk çıktığında almıştık bana. PC'de oynadım. Onunla ilgili bir şey anlatmak isterim. Lütfen. PC'de oynarken ben çayımla meşgul gibi görünüyorum ama aynı zamanda dinliyorum. Şimdi ben bir 30 saat falan oynadım onu PC'de. Hı hı. Ondan sonra ki pek hile yapmam oyunlarda ama bu oyunda dayanamadım. Çünkü balık tutmak çok zordu. Niye bu oyunda hırsızlık yapmana izin vermediler mi? Hırsızlık Divinity'nin bir mekaniği. O nedenle bu yorumu anlamıyorum. Balık tutmak çok zor olduğu için dedim ben bir şu balık tutmayı kolaylaştırıcı. Çünkü insanlar forumlarda çok tatlı. Ya hayır, cheating yapmak istemiyoruz, sadece biraz daha kolaylaştırma, bir fix yani bu falan diye. Ben de yükledim fix'i. Dedim yani şimdi bununla uğraşıyoruz, enerji bitip duruyor. Enerjiyi de ben şey yapsam yani durdursam dedim. Ondan sonra dedim Zeynep iyice mahvettin oyunu, bari saati de durdur dedim. Saatte durdurdum. Oldu olacak. Ondan sonra oyunu kır tamamen. Evet yani sıkıldım, bıraktım tabii o haliyle. Kumar da böyle bir şey olsa gerek herhalde değil mi? Biraz daha. İşte balıkta dursaydım. Neyse daha sonra öğrendim ki oynadıkça, level yükseldikçe balık da daha iyi tutulabiliyor. Ya yani biraz sabırsız olabiliyorum bazı ya, dönemlerde. Ya balık konusunda arkadaşlar ben de böyle ilk işte Switch'te ben oynamaya başladım. Ben önce ne oldu biliyor musunuz oyun çıktığında? Çok hoşuma gitti. Ben Harvest Moon'u çok severdim. Ama yani Harvest Moon, Rune Factory 4'te oynadım. Bu oyunları çok severek başlıyorum ben hep. Bir süre sonra çok çabuk sıkılıyorum ama. Yani öyle bir şey var işte. Rune Factory mesela çok dolu bir oyun. Ama bir 30-35 saatte ondan da sıkıldım artık. Yani gerçi fena da değil yani o kadar ama daha da içeriği vardı yani. Neyse işte Stardew Valley çıktığında çok işte olay oldu. Herkes çok beğendi. Çünkü PC oyuncuları aç bu tür oyunlara. Yani bu işte bu tür simülasyonlar yoktu PC'de. Hep Nintendo konsollarında vesaire olurdu. Ya da PlayStation'da da vardı diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın. Neyse tam çıktı, tamam böyle sevindim işte, ay alayım oynayayım falan diye düşünüyorum. Sonra işte şey araya bir şeyler gitti, unuttum ben. PlayStation versiyonunu duyurdular. Aa dedim, o zaman konsol alayım ben bunu, bekleyeyim az daha dişimi sıkayım. Tam böyle PlayStation'a çıkacak, Switch versiyonunu duyurdular. Dedim o zaman taşınabilir olsun yani, alayım yanımda taşıyayım. O yüzden Switch'i bekledim daha yeni oynadım yani, böyle bir giriş yapayım öncelikle. Dediğim gibi hani Harvest Moon, Rune Factory falan oynadım, bayağı oynadım. Rune Factory'yi daha çok oynadım. Harvest Moon'lar çok eski artık, hatırlamıyorum, oynadım ama yani çok iyi hatırlayamıyorum. Benim oyunda sevdiğim şeyler de var, sevmediğim şeyler de var. Oyun şimdi tek kişinin yaptığı bir oyun diyebiliyorum.
Hatta bir internette araştırırsanız keşke onu da bilgisayar değil mi fotoğrafı? Evet evet, yaptığı bilgisayarın fotoğrafı var, böyle bir kutusunun üzerine monitör koymuş falan galiba, böyle hani bayağı derme çatma görünüyor. Evet, bayağı şey motivasyon fotoğrafı gibi. Evet, motivasyon fotoğrafı olarak dolaşıyor internette. Neyse şey yaptım yani işte oyun oynamaya başladım. Şu an bir yıla yakın oynadım oyun içi zamanda. Ama oyunu, şimdi oyun oyuncunun elini tutmuyor. Öyle bir oyun değil. Öyle olmasını da beklemiyorum ben zaten. Çünkü Terraria da öyledir mesela. Hani ben kafamda hep Terraria ile karşılaştırdım. Türleri çok farklı aslında. Belki yanlış bir karşılaştırma ama şu açıdan ben doğru buluyorum. Keşif açısından ve bir şeyler oluşturma, crafting gibi söyleyeyim, işte building gibi söyleyeyim. O mekanikler açısından karşılaştırmak ve oyuncuya verdiği tatmin açısından mantıklı geldi bana karşılaştırmak. Şimdi mesela Terraria'da hep bir heyecan var, hep bir keşif olayı var. Çok heyecan verici bir şekilde ilerliyor. Ben Stardew Valley'de keşif kısmını çok keyifli bulamadım. Ödüllendirici bulamadım yani, öyle söyleyeyim. Hani keşfettiğim şeylerin sonunda elde ettiğim şeyler beni mutlu etmedi, pek heyecanlandırmadı diyeyim. Birkaç şey dışında, bu bundle'lar var işte Community Center'da olan. Onlar dışında, ki onlar da bir süre sonra sıkmaya başlıyor biraz bence. Bir de ilk mine'ı keşfederken, onun en altına inene kadar yani keyifliydi diyebilirim ama o kadar da değildi işte. Yani bilmiyorum, loot'ta mı sorun var? Yani çok çeşitlilik yok gibi, çok bir ödül sunmuyor oyuncuya gibime geldi benim. Ama sürekli devam eden bir oyun olarak insanı eğlendireceği kesin. Dediklerinizle ilgili şöyle bir endişem var. Lütfen. Bence asıl sorun Terraria ile karşılaştırıyor olmanız. Çünkü şimdi terimlerle her zaman çok iyi değilim ben. Öyle geldiği gibi oynayan bir insan biliyorsun. Ama Terraria daha sandbox sanki. Her şeyi yok edebilirsin, her şeyden bir şey çıkarabilirsin. Evet, tabii ki. Bu bir farming oyunu aslında. Evet, o da yani, doğru. Yani çok keşif mümkün ama, değil, minnacık bir yer evet, zaten. Ama işte bak, sen bunu Rune Factory gibi yaptığın zaman, yani Harvest Moon'a bir de üzerine savaş kısmını, işte combat kısmını ve mining kısmını kattığın zaman o ne diyoruz, keşif diyoruz işte, yani exploration şeyinden keşif olanağından oyuncuya bir kazanım vermen lazım. Yani mesela işte çok güzel bir su görüyorum, orada balık tutayım diyorum, kesin değişik bir şey çıkacak. Yani çıkmıyor. Belki oyun çok derin, belki çok zaman sonra benim bir şeyler yapmam gerekecek de olacak bazı şeyler. Ama işte hem bu yön vermemesi insana, hem de üstüne böyle her şeyin bir hemen hemen yani ödüllerin beklediğimden düşük, beklediğinden anlamsız çıkması. Mesela festivaller de öyle. Yani farming oyunları sıkıcıdır zaten biraz. Ona şey yapmıyorum da. Hani festivallerde biraz daha eğlenceli olabilirdi yani. Ben şunu düşünüyorum. Terraria ile karşılaştırmanın senin için bir zorluk çıkardığını fark ettim. Ama şu konuda hemfikirim. Dediğin her şeyle zaten hemfikirim. Sadece yani Terraria ile karşılaştırmazdım ama kendi çapında oyun kendi sunduğu şeyleri yeterince güzel sunmamış. Mesela festivaller evet, çok sıkıcı. Evet. İşte çok kısıtlayıcı. Yani mesela bir şey yapalım mı diyor, yapıyorsun, bitiyor festival falan. Evet. İşte girdin mi çıkamıyorsun falan, böyle garip. İnsanlarla konuşmalar çok yoğun değil. Tamam, bu bir RPG değil ama madem konuşma olanağı var, biraz daha güzel olabilir. Metin ya da hani konuşabil, bazen insanlarla konuşamıyorsun falan. Evet yani çok erken kapanıyor, giremiyorsun. Şey gibi, o insan yaşıyor orada ama yani. Eski JRPG'lerdeki şeyler gibi işte, git A'ya bas, saçma sapan random bir şey söylesin falan. Mesela hediye veriyor quest'ten çıktığında ama güzel değil. Yani mekanikler yani fikirler güzel ama uygulamada biraz daha dolu olabilirdi diye düşünüyorum. Loot yani, konusunda ben de hemfikirim. Evet. Pardon, böldüm. Yo, çünkü o kadar uğraşıyorsun, ediyorsun, bilmem kaçıncı kattasın. Aynı yüzük çıkıyor şeyden yani. Yani aynen işte, ben bütün mesela ilk mine'ı bitirdim. Gerçi belki ikinci mine'de daha çılgın şeyler beni bekliyordur, bilmiyorum. Birkaç level gittim onda da ama henüz bir şey yok. İlk mine'da hani iki tane falan hoşuma giden şey çıktı yani.
silah o da. İki tane hoşuma giden silah çıktı. Başka da hiçbir şey görmedim yani. Belki drop rate'leri çok düşük. Belki bulutlar çok seyrek düşüyor belki bilmiyorum ama hep aynı şeyler çıktı durdu bana da. Yani böyle şeydi, keyifsizdi yani. Şeydi, mining kısmı da öyle mesela yani. İşte o gemler, minerallar bilmem ne. Yani aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler bir yerden sonra. Hani yeni yerler açılıyor. O nedenle pacing'ine de kötü demek istemiyorum oyunun. Yeni yerler açılıyor, bir şeyler yaptığı için yeni fırsatlar doğuyor ama biraz yavaş işte. Yani o kadar sabretmek zorunda değilim çünkü o kadar keyifli bir oyun değil. Anlatabiliyor muyum? Mesela Terraria'da bir yere ulaşmak için ya da bir sırrı çözmek için, bir şey yapmak için uğraştığıma değiyordu genelde. Onu demek istiyorum. Çok değişik, rastgele araçlar düşebiliyordu mesela. Çok ilgimi çekiyordu bunlar. Evet, loot çok iyi Terraria'da. Hatırlarsan yani. Ben loot'u çok önemsiyorum oyunlarda. O yüzden yani içinde combat olan bir oyunda loot beni tatmin etmediği zaman işte o combat'ı da çok uğraşasım gelmiyor açıkçası. Şimdi mesela ikinci mine'la çok uğraşasım yok. Bir de yani sonuçta bu oyunun tarzı nedeniyle çok keyifli bir combat değil. Tıklıyorsun sadece. Fare, klik klik. Tabii öyle. Aşk bir şey beklemiyorum. Terraria'da öyle diyeceksin ama çok değişik silah seçenekleri olduğu için onda. Bunda melee var, slingshot var. Evet, şu an. Ama Terraria'da bomba var. Melee'nin de çok değişik şeyleri var. Evet tabii var. Yani şimdi ama Terraria tabii dediğin gibi karşılaştırılacak gibi değil ama. Combat odaklı bir oyun. İşte building odaklı bir oyun. Keşke Stardew Valley sunduğu şeyleri daha dolu sunabilseymiş. Şimdi Tekinsan yaptığı için de aslında çok şey bekliyoruz belki. Hani Tekinsan'ın yaptığı bir oyun bu kadar tutarlı ve kendi içinde güzel olabilmesi evet. De çok büyük bir şey aslında. Yani hani sorunsuz bir kere oyun, o bile bir şey yani. Evet. Çok az bug var falan. Ama işte insan istiyor yani. Çünkü çok fazla oyun yok. Mesela Switch'te oynayabileceğimiz türünde tek oyunu bu falan filan. Yani bir de beklentiler istedim. Çok önemli. Ben farming oyunu olarak gördüm. Farming oyunu olarak memnunum. Keyif aldım diyorsun. Evet. Tabii tabii. Yani şey de güzel mesela eski oyunlara göre, Harvest Moon'lara vesaire göre birçok şeyi daha fazla nasıl diyeyim değiştirebiliyorsun. Alıp mesela işte şeyini, loot box'ını alıp sandığını alıp İşte balıkçının oraya koyabiliyorsun mesela. Yani onu yeni düşündüm ya. Community Center'ın oraya koysam bir tane de evet, taşıyıp yani duruyorum. Evet yani hani şeyle hayal gücü olan insanlar Minecraft oyuncularına hitap edecek bir şey yani. Aynı zamanda hani çok farklı şeyler de yapılabilir. Ama yani tabii bir koca sandbox değil yani her şeyi de yapamıyorsun. Mesela, yemekler keyifli mi? Evet. Yemekler geldi aklıma yapılabilir. Yemekler, bayağı bir resipi toplayabiliyor bayağı, insan. Bayağı resipi var. Güzel yani güzel bilmiyorum. O kadar... Yani, bir şey önemli normal. Sanırım oyunu, şimdi ikinci oynayışımda satmıyorum hiçbir şeyi neredeyse de. Hı-hı. Birinci de her şeyi satmışım sonra yemek tarifleri öğrenince incik boncuk hiçbir şey kalmamış elimde. Şimdi her şeyden birkaç tane tutuyorum en azından. Mantıklı. Güzel evet. Yani keyifli ama dünyamı değiştirmiyor yani. Evet yani ben şimdi çok fazla hakkında beğeni o toplandığı için saçma bir cümle kurdum. Çok beğeni topladığı için ben biraz daha az sıkıcı olmasını bekliyordum açıkçası. Ama dediğim gibi belki daha sonra daha çok açılıyordur ama işte o sabrı ben artık kendimde çok fazla görmüyorum yani. Aynı şeyleri her gün yap işte enerji bitti uyu falan. Yani dün oynuyordum. Zeynep'e de söyledim hatta. O kadar sıkılmışım ki gece şimdi uykum da geldi. Şey yaptım. Saat 9'da gittim yattım yani tamam mı oyunda. Ondan sonra halbuki 12'den 1'den önce yatmıyorum normalde. Sonra sabah kalktım işte 6'da. Bir iki bir şey sattım. Sonra tekrar yatağa giderken buldum kendimi. Böyle sıkılmışım yani. Hani bugün de bitsin falan gibi. Ama hani dediğim gibi yani bu biraz kişisel bir şey. Yani benim sabrım yok diye hani siz de çok büyük keyif almazsınız diye bir şey yok. Bağımlılık da yapıcı bir oyun başta bence. Ama bir süre sonra beni sıkmaya başladı açıkçası işte onu söylemek istiyorum. Yine de elde taşınıp baştan oynanıp bitmeyen bir oyun diyebiliyorum. Hani ondan sonra senelerce oyun içinde senelerce devam edebileceğimiz bir oyun olarak yani önerebilirim. Eğer bir bakın derim birazcık videolarına vesaire. Zaten fiyatı da çok uygun diye hatırlıyorum. O nedenle alınabilecek bir oyun Switch için bence ama işte o sıkılma faktörünü göz önünde bulundurun. Yani bilmiyorum. Böyle. İstersen enerjiyle ilgili sorunlar yaşıyorsan
Benim cheat'ten yükleyelim. Yok ki cheat. Bize yok cheat. Aa, öyle Switch'te yok. Peki Switch'te oyunda sorunlar yaşıyor musun? Takılmadır? Evet, zor oynanıyor güzel, gibi bir güzel sorun. Ben unutmuşum tamamen bunu. Bir tane sorun var benim karşılaştığım arkadaşlar. O da bir ses sorunu. Bir yerden sonra ses cızırdamaya başlıyor. Oyunun geliştiricisi dedi ki bu başka Switch oyunlarında da olan bir şeymiş. Bize özel değil ama bakacağız dedi. Şu an daha az oluyor. Bilmiyorum update geldi mi. Ama oyunu kapatıp açtığınızda bir daha yüklediğinizde save'inizi düzeliyor. En azından bunu bilmek de güzel. Kontrollerlerle oynamak kolay mı? Keyifli mi? Çok kolay. Yani bir sorun yok. Çok nadiren bazı hareketleri algılamıyor gibi geliyor bana ama bizim Joy-Con'lar biraz sorunlu. Göndermedik biz. Evet, göndermedik çünkü Switch'i de alıkoyuyorlar gönderince 1-2 hafta ve de save'leri silecekler diye çok korkuyorum yanlışlıkla. O nedenle hani bizim Joy-Con'lardandır diye, mesafedendir diye tahmin ediyorum. Onun dışında ben başka hiçbir sorun yaşamadım. Harika. PC'de de güzel, diyecek bir şey yok. Controller support iyiydi diye hatırlıyorum. İlk oynadığımda controller'la oynamıştım İyi çünkü. İyi olsa gerek ya. Evet, sorun yoktu yani. İyi olsa gerek yani. PlayStation'a da çıkardılar çünkü. Evet evet. İşte böyle arkadaşlar. Yani evet. Öneririm, yani gönül rahatlığıyla öneririm diyemiyorum. Ama hani uygun fiyatlı bir oyun. Biraz zamanım var. Birazcık şöyle birkaç gün beni götürecek bir şey istiyorum derseniz o zaman öneririm. Bir de şöyle bir şey var. Ben senin tarlanı gördüğüm kadarıyla tam bir tarla dekorasyonu düzenlemesi yapmamışsın. Mesela her şeyi yıkıp yok, güzel insanların ne tarlaları var internette görmüşsündür. Ama işte ben o insan değilim, hiçbir zaman olmadım. Ha, bak o insan olsan o zaten birkaç hafta götürür. Kesinlikle evet. Çünkü enerji yetmiyor. İki ağaç kesince. Yani farming olayına çok takıntılıysanız. O açıdan götürür bayağı. Kesin yani. Götürür. Orası öyle. Yani daha o hayvancılığı var bunun. Tabii tabii. Yani o rutin işler çok keyifli geliyorsa size. Yani ben resmen ben resmen sen şeyin laf mı sokuyordun? Hayır, hayır, duymadım bile çünkü rutin işler keyifli. Evet. Evet evet, oyunun özelliği o zaten. Evet, rutin evet. İşler keyifli oluyor. Yani bu şey, para kazanıyorsun falan. Ben cheat koymamın en büyük şeylerinden birisi de oydu yani, enerjiyi durdurayım derken. Çünkü her şeyi yıkmak istiyorum. Ya iki şey kesiyorsun. Saat öğlen olmuş. Enerji bitmiş. Nasıl dekore edeceğiz? Enerji sinir bozuyor. Yalnız enerjiyi artırabileceğini biliyorsun. Normal yani işte sabırsız oynadığım için böyle oldu. Şimdi öğreneceğim umarım yani. Umarız. Bakalım elleri böyle titriyor cheat yapmamak için böyle. Ya valla bak ben RPG oynayıcısıyım. Evet, RPG oynayıcısıyım. O nedenle NBA oyuncusu olmak evet. gibi. RPG dışındaki oyunlarda kendimi tutamıyorum. Eller gidiyor ya, kim uğraşacak bununla diye. Evet işte bak, o sabırsızlık tamam mı? Çok sevdiğin türlere katlanıyorsun da işte çok yani... Çok tekrardan türlere artık ben çok katlanamıyorum. O benim eksikliğim artık yani. Ya tarlayı dekore etmek istiyorum. Ama, bu kadar bak delireceğim. Kaç tane scarecrow'un var? Bir. Şu an bir. Yani ben unique'leri topluyorum burada yani. O öyle bir fark var aramızda şu an. Cheatsiz Zeynep ve ben. Ama ben yeni başladım yeni oyunu şimdi. Şaka yapıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Yani evet, farming kısmı sizi çok çekiyorsa mutlaka bence oynayın. Kendi içinde de güzel bir oyun aslında. Beklentileri yüksek tutmamakta fayda var. Abartmayın olduğu yani. Gibi bir oyun. Abartmayın arkadaşlar. Bir kişinin evet. yaptığı bir oyun yani. Ama güzel. Evet. Güzel yani. Ben kendisini tebrik ederim. Tebrikler. Tebrikler. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.